Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerleri tanıtacağız. Sümerler, Mezopotamya bölgesinin coğrafyasının ilk uygarlığıdır. Aynı zamanda Mezopotamya neresidir dersek klasik tanımlaması Fırat ile Dicle ırmaklarının arasında kalan verimli araziye Mezopotamya denmektedir. Arazinin verimli olması, iklimin müsait olması, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca pek çok uygarlığın kurulduğu medeniyetin beşiklerinden birisi olmuştur. Bununla birlikte Mezopotamya'da ilk çağda Sümer, Elam, Akat, Babil, Asur gibi ilk çağ dönemlerinde birçok uygarlık ortaya çıkmıştır. Bu da bölgenin ne kadar önemli bir nokta olduğunu kanıtlamaktadır. Biz bugün M.Ö. 4000 ila M.Ö. 2350 yılları arasında yaşayan Sümerleri tanıtacağız. Sümerlerin dikkat çeken ilk özellikleri şehir devletleri şeklinde örgütlenmesidir. Ur, Uruk, Lagash en meşhur şehir devletleri arasında yer almaktadır. Ki buradan bir yorum yapacak olursak siyasi birliğin olmadığı ve şehir devletlerinin her birinin bağımsız hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu da yine klasik bir özelliktir. Eğer bir ilk çağ uygarlığında ya da herhangi bir tarihi noktada şehir devletleri görüyorsak siyasi birliğin sağlanamadığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte şehir devletlerini patesi ya da ensi denilen rahip krallar yönetmektedir. Bakın burada da bir ipucu var. O da ne? Rahip kral. Yani siyasi birliğin olmamasıyla birlikte kral aynı zamanda üzerinde dini gücü de taşıyor anlamına gelmektedir. Bu da dine dayalı devlet ya da terminolojik olarak teokratik devlet anlayışının bir kanıtı olur. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Sümerler dediğimizde dikkat çeken bir diğer önemli nokta da yazıyı yani çivi yazısını icat etmeleridir. Yazıyı icat etmeleri tarihi devirlerin başlamasını sağlamıştır. Biliyorsunuz tarihi devirler yazıyla başlar. Çok klasik bir soru, çok basit bir soru nedir? Yazıyı kim icat etmiştir sorusudur. Yalnız bu kalıp değiştirilip tarihi devirleri başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir diye de sorulabilir. Böyle sorulduğunda da cevabımız yine Sümerler olacaktır. Ya da yine başka bir kalıp olarak aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde ilk kesin bilgileri görmekteyiz diye de sorulabilir. Ki yazı kesin bilgiler içerdiği için cevabımız yine Sümerler olacaktır. Sümerlerin dikkat çekici en önemli noktalarından birisi de zikkurat denilen tapınaklarıdır. Biraz piramidi andırmaktadır. Basamaklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabii bu zikkuratlar bölüm bölümdür. Zikkuratların en alt katı tahıl ambarıdır. Yani üretilen ürünler zikkuratlarda toplanmaktadır. Zikkurat nedir? Bir tapınaktır. Yani din adamlarının merkezidir. O halde ekonomi din adamlarının kontrolündedir. Bunun yanı sıra zikkuratın içinde okul, eğitim verilen nokta da bulunmaktadır. Matematikten botaniğe, zoolojiden coğrafyaya gibi çeşitli alanlarda ders verilmektedir. Bakın şöyle bir yorum daha yapılır. Zikkurat nedir? Tapınaktır, içinde okul vardır, yani eğitimde laik değildir.
Bunun yanı sıra tapınılan noktası ve en üst katı da gözlem evi olarak kullanılmıştır. Hatta en üst katın gözlem evi olarak kullanılması ilk ay takviminin de yine Sümerler tarafından bulunmasını sağlamıştır. Bununla birlikte Sümerler dediğimizde Gılgamış, Tufan ve yaratılış destanlarının da yer aldığını, en önemli sözlü eserleri olduğunu ve sözlü edebiyatın da gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yine çeşitli sınavlarda aşağıdakilerden hangisi Sümer destanlarıdır diye sorulabilir. Mezopotamya verimli bir coğrafya olduğu için Sümerler de bu coğrafyada tarımla uğraşmışlar. Tarımı geliştirmek için sulama kanalları açmışlardır. Bununla birlikte arkadaşlar Mezopotamya ile ilgili şöyle bir bilgi de verelim. Mezopotamya malzeme olarak taşın bulunmadığı, daha çok kerpiç kullanılan bir coğrafyadır. Bu yüzden yapılan eserler de kerpiçten yapıldığı için, kesme taştan olmadığı için, savaşlar, doğal afetler nedeniyle Sümerlerden günümüze kalan çok fazla mimari eser yoktur. Bu da yine bulunan coğrafyanın bir yerde sanata, mimariye etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. İşte soru olarak Sümerlerden günümüze niçin kalıcı bir eser yoktur dediğimizde malzemenin kerpiç olması ve coğrafyadan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte az önce bahsettiğimiz üzere Sümerler ilk ay takvimini bulmuştur. Şimdi buradan da çok güzel bir yorum yapabiliriz. Takvimi bulduklarına göre hesaplama yapabiliyorlar. Yani matematik gelişmiş. Gökyüzünü gözlemledikleri için astronomi gelişmiş. Tabii ki matematik ve astronominin yanı sıra matematiğin gelişmesiyle birlikte ona çok yakın bir bilim dalı olan kankası olan geometrinin de gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün de size Sümerleri tanıtmaya çalıştık. Çivi yazısı, ilk ay takvimi, zikkuratlar, Gılgamış, Turfan, yaratılış destanları, şehir devletleri gibi önemli noktalar üzerinde durduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.